Dostlar selamunaleyküm. Hepiniz biliyorsunuz insansız hava araçlarında çok iyiyiz. Ama bu artık arkamıza yaslanıp huzur içinde çalışmadan yaşayabileceğimiz anlamına gelmiyor. Birçok sektörde yoğun çalışıp belli bir sisteme oturtup ardından uzun yıllar bunun meyvelerini yeme şansınız var. Ama teknoloji sektöründe bu şansa sahip değilsiniz. Bu sektörde çalışmak gerçekten çok yorucudur bu yüzden. En basitinden telefonlarınıza bakın. Ben pek sık telefon değiştirmem. Alırım bozulana kadar birkaç yıl kullanır sonra değiştiririm. Ama sürekli teknolojiyi yakalamaya çalışan, bu yüzden telefon değiştiren tanıdıklarım da var. Bakıyorum her ay yeni bir telefon alıyorlar. Bana anlamsız gelse de teknolojinin ne kadar hızlı değiştiğini de anlatmaya yetiyor bu örnek. Tabi bir telefonda bile böyleyse artık savunma sanayini siz düşünün. Orada teknolojinin en hızlı yarışı var. Hatta sivil teknolojideki birçok yenilik askeri teknoloji geliştirmeleri sayesinde ortaya çıkıyor. O yüzden dediğim gibi insansız hava araçlarında çok iyiyiz ama hala gece gündüz çalışmak zorundayız. Çünkü hala eksik olduğumuz konular çıkabiliyor bu alanda. Mesela nano ihalar. Şu an özel kuvvetlerimiz Amerikan üretimi nano iha kullanıyor. Yerlisi de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İşte bugün önce bordo belirlerimizin özel operasyonlarda kullandığı nano iha Black Hornet'i konuşalım. Ardından da onun yerli muadili ASELSAN üretimi Saka'yı konuşuruz. ya da en azından yerli muadiline en yakın olanı diyelim. Ama başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Videolarımızdan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz her silah sistemi her operasyonda kullanılmaz. Yapacağınız operasyonun türüne göre silah veya silah sistemi kullanırsınız. Mesela Kuzey Irak'ta operasyon yaparken belirlediğiniz bir araç hedefini vurmanın en mantıklı yolu Bayraktar TB2 ya da Ankasa kullanmaktır. F-16 kaldırsanız gereksiz maliyet. Balistik füze alsanız amaçsız bir masrafa girmiş olursunuz. Zaten bu tarz hedeflerde balistik füzele başarı da sağlayamazsınız. Yani bir silah sisteminin çok etkili olması her operasyonda kullanılacağı anlamına gelmiyor. Düşünün ki meskun mahal operasyon ındasınız Birliklerinizin evlerin içinden görüntü alması lazım. Bu durumda ne orduların yıkıcı gücü olan savaş uçakları ne de orta irtifa insan sava araçları işe yaramaz. Bu durumda size çok daha küçük ve çok daha sessiz bir şey lazım. İşte bu tarz görevler için nano ihalar kullanılıyor. Tabi genelde özel kuvvetler kullanıyor bunları. Bizim de özel kuvvetlerimizin kullandığı bir nano iha var. Alanın en iyisi şu an. O yüzden tercih edildi. Black Hornet. Black Hornet avuç içine sığabilecek kadar küçük bir İHA. Alıştığımız diğer ihalar gibi dört pervaneli değil. Helikopterin küçültü ölmüş gibi. Bunu dünya ordularında özel kuvvetler kullanıyor hep. Bizde de Bordo Bereliler ve Jüak kullanıyor sadece bildiğim kadarıyla. Özel operasyonlar öncesinde keşif, gözetleme ve yakın çevreyle ilgili bilgi toplama amacıyla kullanılıyor. Operasyon yapacağınız alanla ilgili ne kadar çok detay bilirseniz operasyon o kadar başarılı olur. Ama kullanım alanı sadece operasyon alanını gözetlemekte de değil. Bu tip İHA'lar aynı zamanda radyoaktif ya da kimyasal sızıntı olan bölgelerde de görev yapabiliyor. Kimyasal bir sızıntının olduğu binanın içinde en güvenli şekilde gözetlemenin yolu bu insan riski atmadan bütün hasar belirlenebiliyor. İçeri giren ekip bu sayede olabilecek her şeye hazırlıklı giriyor ve işleri hızlı hallediyorlar. Black Hornet'in önünde bir kamera var. Bahsettiğimiz tüm görevleri o kamerayla uçuş esnasında canlı görüntü aktarımı yapıyor. Bu İHA'yı teker taşıyıp kullanabiliyor. Zaten bunu çantanıza atsanız unutursunuz. Sitesinde verdikleri bilgiye göre ağırlığı sadece 33 gram. Hani diyet programlarında bir kibrit kutusu kadar peynir denir ya işte tam olarak o kadar ağırlı. Hatta ondan biraz daha da hafif. Bu kadar hafif olması yani küçük olması sayesinde belirli bir mesafeden sonra gözle görülemez hale geliyor. Aynı oranda sessiz çalıştığı için de çok yakın değilse sesinin duyulması imkansız. Bu kadar küçük olmasına rağmen 25 dakika uçuş süresi var ve 1,6 kilometre uçuş menziline sahip. Üzerindeki kamerada uçuş esnasında operatör tarafından kumandayla farklı yönlere çevrilebiliyor. Tek kullanımlık bir sistem değil. Operasyon anında başına bir şey gelmediği sürece tekrar tekrar kullanılabiliyor. Zaten kullanımının çok kolay olduğu söyleniyor ama bir de simülatör desteği var. Eğitim alacak olan operatör Simülatör için farklı senaryoların olduğu simülatör imkanı da sunuluyor. Bu sayede personel sahaya inmeden tam anlamıyla kullanabilecek hale geliyor Black Hornet'i. Saydığımız bunca özellik elbette bu ürünü ön plana çıkarıyor. Üretici firma bugüne kadar 12 binden fazla Black Hornet teslim etti farklı ülkelerin ordularına. Daha yeni Amerikan ordusu bu İHA'nın 3. neslinden 20 milyon dolarlık sipariş verdi. İngiltere bu teknolojinin ilk taliplerinden ve kullanıcılarından. Ama 2016-2017 yıllarında yavaş yavaş envanterden çıkardı bunları. Şimdi ordunun yeniden talebi oldu ve karar döndüler İngiliz ordusu özel bir kuvvet oluşturmak istiyor. Bu kuvvetin Black Hornet olmadan keşif kabiliyetinin zayıflayacağını düşünerek döndüler kararlarından. İlk etapta 30 adet almaya karar verdiler. Tanesine 60 bin dolar ödeyecekler. Yani toplamda 1,8 milyon dolar maliyeti olacak. 3 sene önce Fransız ordusu da yine Black Hornet 3'ten yüklü miktarda sipariş verdi. Adeti bilmiyorum. Sonuçta İngiltere ile aynı fiyattan vermek zorunda da değiller. O yüzden sipariş bedeline bakarak ne hesaplamak mümkün değil. Ama toplamda 89 milyon dolarlık alım yapacak açıklamışlardı. Yani aynı şartlarda ihale yapıldıysa 1500'e yakın alım demek bu. Kısaca söylersek bilmenizi istediğim ilk şey bu nano ihalara tüm dünyanın bizim kadar ilgi gösterdiği. Yani önemli bir pazarı var. Peki Türkiye'de muadili üzerine çalışmalar yok mu? Daha o seviyeye gelmeye çok uzak ama elbette ki öyle bir çalışma var. ASELSAN yapıyor bu tarz çalışmaları. Projenin ismi Saka. Saka Black Hornet'in işini yapacak. Aynı mantık. Güzel yönü şu ki sürü konseptine de uyarlanabilecek. Onlarca Saka aynı anda birbirleriyle iletişim halinde operasyon yapabilecek. Saka 1'in uçuş süresi 25 dakika. Haberleşme menzili 2 kilometre. 2021'de ilk uçuş testi yapıldı. Yazılımı tamamen yerli. Bu yüzden ihtiyaca göre özelleştirilebiliyor. Haberleşme sistemi de milli. Zaten ön plana çıkmasını sağlayacak olan şey bu. Milli haberleşme, güvenli haberleşme demektir. ASELSAN bu İHA'nın seri üretiminde DASAL Havacılık Teknolojileri firmasıyla birlikte çalışacak. Ağırlık anlamında şu an için 500 grama yakın. Tabi seri üretime geçene kadar bu özelliklerde iyileştirmeler görülebilir. Yani Black Hornet'i yavaş yavaş yakalayabilir belki yıllar içinde. Gerçi 4 pervaneli bir tasarım olduğu için bu tasarım değişmeden ağırlıkta Black Hornet'le tam olarak yarışması mümkün değil elbette. Ama yazılım ve haberleşme sisteminin yerli olması yani güvenli haberleşme ağırlık dezavantajının görmezden gelinmesine yeterli bence. Ayrıca ilk sistem tamamlanınca Saka sürekli gelişecek ve her konuda daha kullanışlı hale gelecektir. Aselsan'ın tek çalışması da bu değil. Bir de Saka 2 var ama her ne kadar 1 2 diye gitse de birbirlerinin devamı değiller. Aynı anda geliştirilen farklı özelliklerde İHA'lar bunlar. Saka 2'nin ağırlığı neredeyse Saka 1'in iki katı. 950 gram. Yani boyutu da büyük. 3 eksenli bir yerli görüntüleme sistemi var. Kalan detayları da zamanla öğreniriz muhtemelen. Saka İHA sistemlerinin yakın zamanda tamamlanacağı ve pazara sunulacağı açıklandı. Yani tam operasyonel kullanımına çok az kaldı. Bu sistemler otonom da hareket edecekler. Mesela bağlantı kaybı yaşanırsa geri dönüş yapabilecek kendi başına. Bataryaları değiştirilebilir olacak. Bu çok iyi düşünülmüş. Çünkü şarj ederken komple operasyon dışı bırakmak zorunda kalmayacak birlikte yedek bataryalarla operasyon süresince cihaz çalışmaya devam edebilecek. Yani bir birlikte uzun bir operasyon için onlarca nano İHA olmasına gerek yok. İzlenecek bölge sayısı kadar İHA ve onların bolca yedek bataryası varsa operasyon aksamadan devam eder. Yani özetle Black Hornet bir bakıma dünyadaki özel kuvvetlerin olmazsa olmazı şu an. Türkiye için de bu geçerli. Bunun yerlileşmesi bizim ordumuz için hayırlı olur. Yerli ürün her zaman güvenlemektir. Tabi bir de işin ekonomi boyutu var. Büyük bir pazar ve bu pazardaki Amerikan hakimiyetini sarsmak elimizde. İnşallah o günleri de görürüz. Ki bu hedefe oldukça yakınız. Tam anlamıyla seri üretime geçtiğinde daha da detaylı konuşuruz meseleyi inşallah. Ama şu andan şunu söyleyebiliriz. Seri üretime geçene kadar yavaş yavaş sakanın ağırlığında ve diğer özelliklerinde iyileştirmeler şahit olacağız muhtemelen. Allah'a emanet olun.